Orada tabii gittiğin zaman görüyorsun, gözde gördüğünü istiyor. Gördüğün zaman da harcıyorsun. Nerede tasarruf diye. Bu arada şey... Ben çok AVM ile şey değilim böyle. Öyle öyle yani tabii ki. Bu arada AVM'ye tasarruf için giden bir kitle de var. Onu da söyleyeyim. Hatta yeni yeni bunun çalışmasını yaptık. Bu kitlerin oranı %30 civarında. AVM'ye giden kitlenin %30'u AVM'ye tasarruf yapmak için gidiyor. Ne yapıyor? Bütün online sitelere bakıyor. Her şeyin fiyatını karşılaştırıyor. En son olarak AVM'ye gidip oradaki karşılaştırmasını yapıyor. Ya mağazadan alıyor ya da evine dönüp online'da satın alıyor. Ve biz bunlara bu arada şeyler demiştik. Fiyat muhtarları demiştik. Her şeyi her şeyle karşılaştırıyorlar. Online ile offline dünyayı, mağazacılık dünyayı bir arada yaşıyorlar. Dolayısıyla AVM'ye de aslında tasarruf yapmak için giden bir kitle var. Evet. Peki bunu yapacak zaman da lazım. Çünkü her şeyi araştır, yaz, bunun doktorasını yap gibi. Ama tam da zamanı değil mi aslında? Tam da dönem o dönem. Yani her şeyi her şeyle karşılaştırmak vakit. Bu arada bir önceki programda aslında konuşmuştuk seninle. Şey demiştik, ev hanımlarının aslında böyle bir ekonomi bakanı olma durumu var. Ekonomi bakanlığının bir parçası da bu. Yani o vakti ayırmak ve her şeyi her şeyle karşılaştırmak. Peki, çok güzel. Biz kadınlar bu konuda gayet iyiyiz. Erkeklerden daha başarılısınız. Evet. Tek üzüldüğüm şey, erkeklerin bu yeteneği bildiği için bütün sırtlarındaki stresi kadınların üstüne atıyor ve rahatlıyor olmaları. Tek ona üzülüyorum. Evet. Ama Harvard Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma var. Biz işte siz gidiyorsunuz eski çağlarda avlanmaya. Biz de evlerin etrafında, işte mağaraların etrafındaki araştırıyoruz. Hangi otlar zehirli, hangisi değil. Aynen. Hatta şu el davranışı bile şöyle hani dükkana girdim ya şöyle bakıyorum eşyalara. O bizim içimizde olan bir şey bu araştırma isteği. Evet. Bu arada Covid sırasında da mesela sürekli soruları geliyordu bana. İşte ilk açılışlarda AVM'ye gidecekler mi, korkacaklar mı? Demiştim ben daha açılışa birkaç gün kala bir medyada demiştim. Sıra bekleyecekler. Aa, hadi ya falan demişlerdi, sıra beklemişti. Aynen de öyle oldu. Aynen de öyle olmuştu maalesef. Gitmeye devam edecekler, onu da arada söyleyeyim. Şimdi bir Covid üzerine bir ekonomik şey var, sıkıntı var. Bunun üstüne AVM'ye gidecekler mi sorusunu soracaksanız ben söyleyeyim, gidecekler. Çünkü AVM'ye giden kitle sadece fiyat odaklı olmuyor. Bir şeye daha bakıyor, o da deneyime. Deneyim. Deneyime. Oraya giden kitlenin %34'ü deneyim için gidiyor. Ve deneyim yaşamanın yeri olarak AVM'yi görüyor. Türkiye'nin şöyle söyleyeyim. Çok temelde analiz edersek şunu görmek lazım. Türkiye için standart atlamanın, gelişmişliğin önemli bir göstergesi AVM'nin içinde bir şey yapmak. İster mağazaya gidin, isterseniz food court'a gidin bir şey yapmak. Çünkü bazı markalar ismini vermeyeceğim. En büyük başarıları olarak Türkiye'ye standart atlatmak oldu. Peki ne yaptılar? Pazardan organize perakendeye tüketiciyi geçirdiler. Ve tüketici bunu büyük atlama olarak gördü. Dolayısıyla evet şu anda belli başlı kitleler ekonomik olarak sıkıntı içinde olabilirler. Ama asla AVM'ye gitmekten vazgeçmek istemiyorlar. Çünkü orası savaşı kaybettiğiniz yer oluyor. Dolayısıyla yine gidecekler. Çünkü bir standart atlama hikayesi var ve bunu hala kaybetmek istemiyorlar. Yani pazara dönme gibi bir arzuları yok. Bu markaların isimlerini vermeyeceğim ama herkesin bildiği markalar bunlar. Bunlar pazardaki tüketiciyi aldılar. Zincir şeye geçirdiler. Perakendeciliğe geçirdiler. AVM'nin içine aldılar bu kitleyi. Dolayısıyla bu kitle aslında her AVM'ye gittiğinde ister food court'ta otursun, ister alışveriş yapsın, isterse hiçbir şey yapmasın. Aslında bir standart atlama hikayesini kendisine hatırlatmış oluyor. Onun için AVM'den öyle kolayca vazgeçmeyecekler. Bu arada şeyi de sorabilirsin. Panik yapan kitle yok mu ya? Bu AVM'ye gidiyorsunuz işte bir taraftan Covid. %19. Çok düşük. Biz onlara evhamlı simyacılar dedik. Evhamlı simyacılar. Çünkü şöyle hem AVM'ye gitmek istiyor, hem AVM'de toplu bir deneyim yaşamak istiyor. Kahvesini içmek istiyor, alışveriş yapmak i̇nsan istiyor. İnsan görmek istiyor. İnsan görmek istiyor ama bir taraftan da çok evhamlı. Yani onun şeyini kontrol ettiler mi? Onun aşısı var mı diyen oranı %19'a düştü. Bu da şunu gösteriyor. Artık bence rahatlamamamız lazım ama birazcık fazla rahatlamış durumdayız. Yani artık yani ya da şöyle diyeyim ya pozitif olalım ya bugün. Hadi olalım. Artık COVID'le, biz seviyoruz pozitif olmayı. Evet, COVID'le beraber artık yavaş yavaş yaşamayı öğreniyoruz gibi görünüyor. Evet.